Peki bu Sultan Abdülhamit Namık Kemal'in mezarında türbesini yaptıran ama maalesef Çanakkale muharebeleri sırasında yıkılan türbesini yaptıran Sultan Abdülhamit nasıl bir kişilikti ve neden bugün bu kadar seveni var, bu kadar kızanı var, hala kızanları var ama kızanlar artık azalmakta giderek Abdülhamit Han'ın doğru bir fotoğrafı ortaya çıkmaya başladıkça eskiden Kızıl Sultan diyenler ağırlıktayken giderek ona Ulu Hakan diyenlerin çoğunluğa geçtiği bir enteresan dönüşüm de yaşadık. Yani bu aslında bize şunu da gösterdi ki tarihte yazılanlar zaman içinde değişebiliyor. Böyle gelmiş, böyle gider diye bir şey yok. Tarihçiler çalışırsa, millet okursa, bununla ilgili bilgiler çoğaltılırsa bir konuda bir insana kara derken ona ak demeye, ak derken kara demeye başlayabiliyoruz. Bu da demek ki tarihin değişken bir alan olduğunu, değişen bir alan olduğunu bize gösteriyor. Aslında tarih bir bilim olduğu iddiasıyla ortaya çıkar. Aslında tam bir bilim değildir. Bir disiplindir, bir akademik disiplin olarak da görülebilir ama eğer bir bilimse tarih, tarih değişir. Değişmesi lazımdır. Değişmezse zaten bilim olma vasfını kaybeder. Şimdi ben çocukluğumda ortaokula giderken, liseye giderken Plüton diye bir gezegen olduğu bize öğretiliyordu. İşte 9 gezegen, Güneş'in 9 gezegeni olduğu öğretiliyordu. Fakat sonra bilim adamları çıktı dediler ki ya biz halt etmişiz, biz yanılmışız. 9 gezegen değil, o bizim gezegen diye gördüğümüz şey bir gezegenin etrafındaki bir uyduymuş, ay gibi bir uyduymuş. Biz onu bağımsız bir gezegen zannetmişiz. Özür diliyoruz, kusura bakmayın. Bu hipotezimizi, bu görüşümüzü geri çekiyoruz. Artık böyle bir gezegen yok. 9 gezegen, 18 gezegene indi. Bilim yanıldı. Yanıldığını söyledi ama yanıldığını söylediği zaman bile bir ilerleme gösterdi. Çünkü bunu test etmeden önce ki bilgimizle test ettikten, sınadıktan sonraki bilgimiz farklılaştı. Şimdi daha eminiz artık 8 gezegen olduğunda ama demek ki bilim değişiyor, yanılıyor, düzeltiyor. Peki tarih de eğer bir bilimse tarihin de zaman içinde bazı şeylerin değişmesini, bazı şeylerin farklı sonuçlara çıkmasını test etmesi, sınaması, denemesi ve sonunda farklı bir bilgiye ulaşması kaçınılmaz. Bu da tarihin değişmesi gereken bir alan olduğunu bize bir kere daha gösteriyor. Şimdi bazı şeyler, sevgili kardeşlerim, tabii zihinlerimizde yeterince irdelemediğimiz için, yeterince sorgulamadığımız için böyle şablonlar halinde kalıyor. Ve bunu tekrarladığımız için de, gerçekten bir araştırma imkanını bulamadığımız için de o şablonlar işte bizim kabullerimizi, bizim yargılarımızı, ön yargılarımızı oluşturmaya başlıyor. İşte hepimizin bir çocukken seyrettiğimiz, bir tarafından gördüğümüz, tanıdığımız ünlü bir çizgi film kahramanı var. Nedir? Benim çocuğum da seyrediyor, ben de seyretmiştim, kızlarım da seyretti. Haydi diye bir çizgi film kahramanı var. Seyretmeyen var mı içinizde? Duymayan var mı hepimiz? Biliyoruz, duyuyoruz. En azından vakıfız ne olduğunu. Fakat geçenlerde bir makale okudum. Bunun üzerine oturdum, ben de yazdım, araştırma yaptım. Haydi'nin ayakları neden çıplak? Yazının ismi bu. Haydi'nin ayakları neden çıplak? Diğerlerinin ayakkabıları var. Fakat Haydi'nin ayakkabısı yok. Şimdi bunun açıklaması şu. Haydi İsviçre'de 19. yüzyıl, yani 20. yüzyıl başına kadar devam eden bir çocuk köleliğinin temsilcisi. 100 bin civarında Haydi gibi çocuklar devlet tarafından, ailelerinden alınmış. Başka ailelere kiralanmış, bunlardan para kazanıyor devlet aynı zamanda. Devlete borcu olan, işte çeşitli şekillerde borçlanmış, başkasına borcunu ödeyemeyen, devlet onun borcunu ödüyor, çocuğu